Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün şirk meselesini ele almaya çalışacağım. Şirk dünyanın en eski ve değişmez inancıdır. İnsanlık tarihi boyunca bu böyle olmuştur ve böyle devam edecek gibi görünüyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin ortak mücadelesi olarak anlatılır. Biz Müslümanlar şirk deyince sadece puta tapmak olarak görüyoruz. Halbuki öyle değil. Öyle olsa Kur'an'da şöyle buyurur: Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne zarar vermeyecek olan varlıklara dua etme. Şayet böyle yaparsan hiç kuşkusuz zalimlerden, müşriklerden olursun. Yunus Suresi 106. Şimdi Çağrı filmine birçoğunuz izlemiştir. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Cafer ve arkadaşları Habeş kralının yanına sığınırlar. Habeş kralının huzuruna varınca herkes önünde eğilir, onlar eğilmez. Necaşi onlara sorar, siz peygamberinizin önünde de mi eğilmezsiniz? Cafer'in cevabı şudur: Peygamberimiz sadece bir insandır, biz sadece Allah'ın önünde eğiliriz der. Bizlere şirk, heykeller yapıp onları put edinip tapınmak olarak lanse ediliyor. Halbuki böyle değildir. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Peygamber'in kıssasında Allah Sebe suresi 13. ayette şöyle buyurur: Süleyman için o ne dilerse heykeller, mabetler, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükredin, kullarımdan şükreden pek azdır der. Yani heykel yapmak haram değildir, ona tapınmaktır haram olan ve putperestlik. Süleyman Peygamber'in putperest olduğunu kim iddia edebilir? Benim okuduğum ve anladığım kadarıyla şirk herhangi bir canlıya, insana, heykele kutsiyet verip ona kusursuzluk yüklerseniz işte bu şirktir. Kusursuz olan sadece Allah'tır. Kur'an'da onlarca ayette Allah peygamberlerin hatalarını anlatır. Tabii ki Allah peygamberlerini bize kötülemek için onları anlatmaz. Peygamberlerin de ne kadar insan olduğunu anlatmaya çalışır. Onların da kusur ve hata işleyebileceğini anlatır. Hiç kimseye kusursuzluk yükleyemezsin. Yani günümüzde adam siyasi parti liderine bile tanrısal bir vasıf yüklüyor. Ama farkında değil. Şirk yaptığının farkında değil. Allah dostu, evliya dediği insanlara kusursuzluk yüklüyor. Bu da şirkin daniskasıdır. Türbelere gidip medet ummak şirkin en kralıdır. Ama cahil olduğu için farkında değildir. Uyardığın zaman sen kötü olursun. Cahile laf anlatmak imkansızdır. Dediğim gibi ziyaret etmek başka, medet ummak başka. Bizim peygamberimiz de başta olmak üzere Nuh kavminden tutun, İsrailoğullarından tutun, Ad kavmi, Semud kavmi, Eyke halkı, İrem halkı, Rez halkı, Hazreti İbrahim'in kavmi, hatta babası, Sodom ve Gomorra, Mayalar, Sümerliler, Efesliler, Antik Yunan, Mısır firavunları ve halkı, Atlantisliler, Aztekler, İnkalar, Budistler, Hindular, Şintoistler, belki daha sayamadığım birçok medeniyet şirki tercih etmiş, gerçek olan Allah'a sırt çevirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah, Allah'a dua ederken başka hiç kimseyi karıştırmayın diye buyurur. Fatır suresi 40. ayette şöyle buyurur: De ki, Allah ile ortak sayarak araya koyup yardım istediklerinize baktınız mı? Gösterin bana, onlar yerin hangi parçasını yaratmışlar? Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Ya da onlara bir yazı verdik de onu belge olarak mı kullanıyorlar? Hayır, o zalimlerden biri diğerine sadece aldatıcı vaatte bulunur. Yasin suresi 74. ayette Allah şöyle buyurur: Belki yardımları olur diye Allah ile aralarına koydukları ilahlar edindiler. 75. ayet. Oysa onların yardıma güçleri yetmez ama bunlar onlar için hazır asker gibidirler. Furkan suresi 2. ayet. Göklerin ve yerin hakimiyeti onun elindedir. Ne bir çocuk edinmiştir ne de hakimiyette ortağı vardır. O her şeyi yaratmış ve her şeye bir ölçü koymuştur. Furkan suresi 3. Durum böyleyken Allah ile aralarına koydukları ilahlara tutundular. O ilahlar bir şey yaratamazlar. Çünkü kendileri yaratılmıştır. Kendilerine zarar vermeye veya yarar sağlamaya bile güçleri yetmez. Onlar ölüm, hayat ve tekrar diriltme konusunda da bir yetki sahibi değillerdir. Furkan suresi 17. ayette hem onları hem de Allah ile aralarına koyup kulluk ettikleri kimseleri topladığı gün araya koyduklarına şu kullarımızı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi saptılar diyecektir. 18. Onlar da sana içten boyun eğeriz. Seni bırakıp başka velilere tutunmak bize yakışmaz. Biz yapmadık ki onlara bunu emretmiş olalım. Ama sen onlara ve babalarına nimetler verdin. O zikri, senin kitabını unuttular ve bereketsiz bir topluma dönüştüler. Furkan suresi 19. Allah Teala diyecek ki, bunlar anlattıklarınızı yalan saymışlardı. Bugün bunları ne azaptan kurtarabilirsiniz ne de yardım edebilirsiniz. Sizin içinizden yanlış yapmış, Allah'ı ikinci sıraya koymuş ise ona büyük bir azap tattıracağız. Furkan suresi 55. Kendilerine ne faydası ne de zararı olacak şeyi Allah ile aralarına koyup kulluk ederler. Kendini doğruya kapatan kafir sahibine karşı başkasına destek verir. Kasas suresi 62. ayette Allah şöyle buyurur. Allah onlara şöyle seslenecektir. Bana eş olarak kurguladıklarınız nerede? Cezayı hak edenler diyecekler ki, Rabbimiz, bunlar hayallere daldırdığımız kimselerdir. Tıpkı bizim daldığımız gibi daldırdık. Onlardan ilişkimizi kesip sana yöneldik. Zaten kulluk ettikleri yalnız biz değildik. 64. Aldatılanlara eş koştuklarınızı çağırın denecek. Onlar da çağıracaklar ama çağrılarına cevap alamayacaklar. Artık azap önlerindedir. Keşke doğru yola girmiş olsalardı. Kasas suresi 65. Onlara seslendiği gün elçilere ne cevap verdiniz diye soracaktır. 66. ayet. O gün haber kaynakları tükenir. Birbirlerine bir şey de soramazlar. Suresi 67. ayet. Ama kim tövbe edip iman eder, salih amel faydalı işleri en iyi şekilde yaparsa, onun başarısı ve kurtuluşa ulaşanlardan olması umulur. 74. ayet. O gün Allah onlara seslenecek. Hani nerede o sizin varsaydığınız ortakları? 75. ayet. Bu sözü her toplumun içinden bir şahit çıkardığımız ve onlara haydi delilinizi getirin dediğimiz sırada söyleriz. O sırada bunlar Allah'ın haklı olduğunu öğrenmiş olurlar. Zaten uydurup durdukları şey de kaybolup gitmiştir. Yani bizim dinimiz İslam tevhid dinidir. Diğer dinlerden farklı olan tarafı da budur. Tevhid demek birlemek demek. Yani yardımı da Allah'tan istersin, duayı da Allah'a edersin. Allah'la arana peygamber dahi olsa kimseyi koyamazsın. Yoksa diğer dinlerden ne farkın kalır ki? Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun.